Öncelikle son günlerde gündeme düşen Ordu Limanı, Ünye Limanı çekişmesi hakkında açıklama yapmak zorunda kaldığımızı hissettiğimiz için böyle bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Ordu Ticaret Odası Başkanımız ve Ünye Limanı hakkındaki görüşleri ve takıntılarını anlamakta güçlük çekiyoruz gerçekten. Bu konuda bir açıklama yapma zorunluluğu bize doğduğu için açıklama yapıyoruz. Ünye'de yapılması planlanan liman projesi gerçekten bilimsel çalışmalara dayanan İpek yolunun Ünye'ye çıkış noktası olması amacıyla gerçekten doğru bir planlamaydı. Bu kapsamda İç Anadolu vilayetlerinin denize açılması ve ürünlerin en kısa sürede ekonomik olarak pazarlama, dağıtılması planlanmıştı. Bu durum ortada durarken, bir gerçek varken Ordu iline liman yapılması projesini ortaya atmak gerçekten akıllara zarar, mantık çerçevesine sığmayan bir açıklamadır. Bu talebi dile getiren amaçlarını anlamış değiliz. Kendileri nereye oynuyor, kimlere hizmet etmek istiyor anlamıyoruz gerçekten. Amaç gelecekte siyasi veya makamı bir ikbal ise bunu başka yerlerde ve başka ortamlarda dile getirmesini talep ediyoruz. İşgal ettiği makam üyelere hizmet makamı olup burada kendine menfaat sağlamak, çıkar sağlamak doğru bir davranış değildir. Eğer orada siz liman isterseniz biz de Ünye hava alanı isteriz. Bizim de gerçekten altyapımız olan bir hava alanımız var ama bizim öyle bir talebimiz yok. Çünkü orada zaten bu hava alanı var. Bizde de Ünye'de liman projesi zaten başlamış durumda. Yolun çoğu geçilmiş. O yüzden limanın Ünye'de büyütülmesi çok mantıklı bir davranış. Buradan siyasilerden de gerçekten destek istiyoruz. Bu yüzden Sayın Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı meslektaşımızdan aktif selim davranmaya davet ediyoruz. Eğer Ünye'de bir yatırım yapılacaksa bu Ünye'nin değil Ordu'nun yatırımı sayılmış olacak. Bundan da hiç kimsenin rahatsızlık duyacağını sanmıyorum. Ki geçtiğimiz günlerde bizim başlattığımız hisar turizm projesi var. Biz bunu Ünye'den başlattık ama Ünye'nin projesi değil, Ordulu firmaları da dahil ettik. Ordu'dan 14 tane firmayı, Ünye'den de 11 tane firmayı dahil ettik. Bu yüzden bizim Ünye veya Ordu diye bir çekişmemiz yok. Yatırım nerede mantıklıysa orada yapmak gerekir. Bu yüzden sayın meslektaşımız da daha mantıklı, ilmi, ekonomik düşünmeye davet ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, geçtiğimiz günlerde yanılmıyorsam Tatlı'yla bir canlı bağlantı yapmıştınız. Evet. Orada bu konu konuşuldu mu? Başkan, bu konuya ben cevap vereyim ondan. Buyurun tabii. Şimdi toplantı şuydu. Bize toplantı için haber verildi. Linkler gönderildi. Toplantının konusu pandemi ve pandemideki esnaf. Yani biz bunu konuşacaktık esasında. Biz ona göre zaten hazırlık yapıp oraya gittik. Biz bunu anlattık. Servet Başkan farklı konulara değindi tabii burada. Servet Başkan pandemiyi unuttu. Sadrazamen limanla devam etti. Diğer başkanlar farklı konularla gitti ama Servet Başkan burada tabii biraz işi farklı yöne geliştirdi. Konuyla hiç alakalı olmayan şekilde limanla devam etti. Niye müdahale etmedin? Müdahale edilecek bir pozisyon yok. Çünkü Servet Başkan'ın pozisyona düşmek de yersiz orada. 6 tane başkan var ve diğer söz almak isteyen konuşmacılar var. Konu belli. Konuyla alakalı konuşmak gerekiyor. Zaten Servet Başkan limanla ilgili istediklerinde bir sürü de tutarsızlık var. Şimdi ihracatı biz fındıkçıyız diyor. 1/3 Ordu'dan yapacağız diyor. Bilmem ne diyor. İşte Trabzon niye en çok limana çalışıyor? İhracat niye çalışıyor kardeşim? Çok basit. Yani liman Trabzon'da ihracatçıların çokluğundan dolayı çok çalışıyor. Yani fındık ihracatı. Bugün baktığın zaman ihracatı çoğunluk Trabzon firmalarındadır. Şimdi sen Ordu Limanı yani Trabzon'daki firma navlunu yok sayıp senden mi yapacak bu ihracatı? Yani öyle bir şey yok esasında. Ki dediğim gibi toplantının konusu da bu değildi. O yüzden bunu bu zamana bırakma gereği duyduk. Yoksa biz zaten orada söyleneceği söylenirdik ama etik değildi. Konu bu. Yani pandemiydi, pandemideki esnaftı. Durum bu. Sayın Başkanım, bir soru zaten sormak istiyorum. Büyükşehir yasasıyla beraber Ordu 19 ilçeye bölünerek Büyükşehir yasasına uygun bir hale getirildi. Şimdi öğrenmek istediğim şudur. Ordu Ticaret Odası diye sizin de kastettiğiniz Ordu Ticaret Odası mıdır? Altın Ordu Ticaret Odası. Tabii ki Ordu Ticaret Odası bizim üstün. Ordu dediğinizde genelde kapsayan bir şey. Ordu Ticaret Odası. Bir ordunun parçasıdır. Barbaros Bey, bunu zaten Servet Bey'e sormak gerekiyor esasında. Bu soru Servet Bey'e sorulacak. Yani biz Ordu Ticaret Odası'na bağlı değiliz. Mustafa Başkanım, yarınki gazete başlığında ilçesini il zanneden tabelasız başkan diye giriyorum ben başlığımı.
Çünkü bir ilçe başkanının ordu adına hükmetmesi. Hayır, şunu anlamak lazım. Biz ordu ticaretine bağlı değiliz. Biz Fener'i yaktık artık. Hayır, biz neysek ordu ticaretine biz kimseye ya, bağlı değiliz. Biz topa bağlıyız. Siz de özellikle ordu ticaretine değil de sanki ordunun adına seçilenmiş bir başkanın yöneticisi var. Hayır. Şu andaki iş mi olduğu için. Ama normal şartlarda altın ordu ticaret odası başkan olması gerekli diye biliyorum ben, yanlış bilmiyorsam. Anladım ama şu anda öyle bir isim olmadığı için. Değil. Biz tamamen onlar da topa bağlı, biz de topa bağlıyız ama onlar il basında olduğu için biz her zaman şimdiye kadar abi olarak gördük ve biz öyle devam ettik. Ama bundan sonra artık farklı şekilde hareket etmek gerekiyorsa biz farklı şekilde de hareket ederiz bundan sonra. Bizim en büyük sıkıntımız şu Sayın Başkanım, Boğaz'da bir Trabzon, Batısında bir Samsun limanı varken iki tane büyük şehir arasında iki şehrin de istemeyeceği bir liman potansiyelinde bu bölgeye, Ünye'ye veya ordunun civarında kurulmasında kime zarar var onu anlamadım. Şimdi Barbaros Bey, biz bütün şehiriz diyoruz. Bütün şehir olduğumuz için Ünye'de yapılacak veya Fatsa'ya yapılacak bir yatırım bugün baktığınız zaman ordunun yatırımı olur. Evet, ki doğru. Bizim düşüncemiz bu. Bizim zaten serserilişimiz bunu düşünmeyenlere şu anda. Kim? Servet Başkan. Bunu düşünüyor mu? Düşünmüyor. Bundan başkasından böyle bir açıklama geliyor mu? Gelmiyor. Yani diyoruz ya bütün şehiriz. Kardeşim bütün şehirse 20 ilçeyi kapsayacak şekilde konuşacaksın. Ama ya, sen sadece Altınordu'yu konuşuyorsan bu sefer dediği gibi tabelen Altınordu yazdır sen o zaman. Altınordu Ticaret Odası Başkanı yazdır. Evet. Sayın Başkanım, ben bir konu sormak istiyorum ama her iki başkan için geçelim. Ordu Büyükşehir benim dediğim gibi liman işletmelerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi işletme hakkı var. Bu işletme hakkında Ordu Büyükşehir'in söz hakkı da var. Şimdi Ordu Büyükşehir daha önceki dönem konteyner limanı projesi vardı. Fakat proje askıda kaldı. Daha doğrusu şu an bir aşaması yürütülmekte. Evet. Şimdi Servet Başkan'ın açıklamasını okuduğumuzda şöyle bir mana çıkartıyoruz dikkat edici olarak. Biz siyasi bir söylem mi? Öncelikle bu siyasi bir söylem mi Servet Başkan'ın? Bir hayal mi? Ya da Hilmi Bakanımızın Ordu Limanı ile ilgili ciddi projeyi takip ettiği ve projenin ile ilgili bir hamle oluyor mu? Bu konuyla ilgili soracağım. Aynı zamanda bu gelişmelerle ilgili de Sayın Bakanımız Hilmi Gülen ve aynı zamanda olmuş Büyükşehir Başkanımızın bu liman projesiyle ilgili düşünceleri neydi? Şimdi şöyle, limanla alakalı konuya çok vakıf değilim. Ümit Başkan daha vakıf. Ama öncesinden ben size şunu anlatayım. Ben bunun Servet Başkan'ın tamamen şahsi düşüncesi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ünye düşmanı. Evet, şahsi düşüncesi olduğunu düşünüyorum. Hilmi Bey'in de bize daha önce bu konuda söylemleri vardır. Onlar şimdi burada kalsın. Ama Servet Başkan'ın tamamen şahsi, kendiyle alakalı düşünceleri. Nereye ulaşmak istiyor, ne yapmak istiyor? Belki yarın arkasında, kafasının arkasında başka bir şeyler saklı. Onu bilemiyoruz ama limanla ilgili ne durumdadır, çalışır çalışmaz, Ümit Başkan limanda olduğu için konuya daha vakıftır. Büyükşehir Belediye Başkanı, Ümit Başkan, Büyükşehir Belediye Başkanı görüşüldü mü? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ilk geldiği günden ve daha önceki belediye başkanlarımızın da bu konuyu konuştuğu üzere Ordu bölgesine o yapılacak Ordu limanı Ünye'de olacaktır. Yani adı Ordu olabilir. Yani işin sonu da o vilayettir. Ama yani Ordu bölgesinde olacak bir liman Ünye yapılacaktır. Tüm artık bu siyasiler de bunu ağzıyla dikte etmiştir. Ve yani şimdi bir tane başkanın işte ben Ordu'ya da bir liman istiyorum demesiyle bir liman olmaz. Her deniz olan o yerde liman olmaz. Bu sadece o denize yapılan bir yapıldı ama arkasında bir o kara parçası olması gerekir. Ordu'nun hangi bölgesine yapılacak? Şimdi iyi kötü hepimiz Ordu Giresun arasında hepimiz orada gittik geldik. Hangi bölgesine yani hiç bilmeyen bir insana bile sorsanız hangi bölgesine o yapılacak oradaki o sorusuna cevap veremez. Yani önünde deniz var ama arkasında bunu besleyecek bir arsası yok. Şimdi hazır yani Ünye Çimento'nun o vakti zamanda o balıkçı barınağında o yükleme boşaltmaya çevirmiş olduğu bir tane limanımız var önümüzde. Ve Ordu bölgesinde değil, Orta Karadeniz'deki en işlevli bir liman. Ufak olmasına o rağmen işlevli bir liman. Çünkü niye? Ünye Çimento fabrikası var. 3 tane o bentonit var. Ayrıca 4 tane de o yani ithalatını gerçekleştirdiğimiz bir orada o kömürcüler var. Artı o Çamsan'a eşdeğer Kastamonu entegre fabrikası var.
Şimdi Ordu ile Ünye'yi kıyasladığımızda Ünye'nin ağır sanayi, ben kısmına girmiyorum, ithalat ihracatçısı daha fazla Ünye'ninki. Yani Ünye Çimento ve oradaki 3 tane kil fabrikası çok çok üstte. Şimdi orada başkanımızın dediği gibi Ünye'de altyapısı yapılmış bir havalimanı var. Ünye'den Ordu'ya daha fazla çok yolcu gidiyor diye. Şimdi biz Ünye'ye bir havalimanı mı yapalım? Aynen. Yani şimdi böyle bir mantık yok. İşin sonunda ki zaten ekonomi çok dar bir boğazdan geçiyor. O var olanı o büyütmek mi daha uygun olur? O yoksa baştan, sil baştan istimlakları yapılacak, o yer tespiti yapılacak, o dolgusu yapılacak bir liman mı daha uygun olur? Eğer biz bu zor süreçten hep beraber geçmek istiyorsak, Ordu Başkanımızı ben burada tenzih ediyorum, bu fikrinden bir an önce geçmeli. Ve bir an önce Ünye'ye destek vermeli. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber bizi ziyaret etmeli. Ve bir o yanlışın altına imza atmamalı. Bu liman yapılacaksa, büyütülecekse en uygun yer, en ekonomik yer Ünye'dir. Zaten çoğu yapılmış, yolun çoğu geçilmiş. Ya tabii şimdi istimlak derdi yok. O büyütülme derdi yok. O taş derdi yok. Yani tek... Akkuş Niksel yolunun sanırım onarım işi de devreye girecek. Yani orası girdiği evet. zaman zaten o havzayı da indireceğin yer. Ünye olacak zaten. Yani orası sıfırdan başlanacak. Şimdi şu andaki durumda ülkenin ekonomisi belli zaten. Aynen. Bir de fikir cimnastiği yapalım. Şimdi oradaki bir yağ fabrikamız var. Ve üretimi yapılan bir de kil var. Bir de Çamsan Entegre fabrikası var. 3 tane ithalat ihracat yapan orada fabrika var. Yani şimdi her istenilen yere, her fabrika kurulan yere bir liman yapılacak diye bir şey yok. Ege'de bunlar mevcut. Çünkü orada doğal limanlar var. Bir tane parmak ismi, yani İskir yapıldığında çok rahat şekilde orada gemi tamir tahliye yapılabiliyor. Ama bizim o bölgemiz buna müsait değil. O Fatsa'da da var İskele. Ama çok böyle denizli havalarda oraya gemi yaklaşamıyor. 2 gün, 3 gün orada deniz beklemek zorunda kalıyor. Başkanım, ek soruya cevap alamadım. Şu anki durum nedir liman? O gün de hep beraber bir ziyarete gideriz isterseniz. O belediye başkanımızı da bir davet ederiz Ünye'ye. O da size bu konu hakkında bilgi verir. Şimdi şöyle, bizim en büyük yanlışımız şu. Hepimiz bir konu hakkında çok biliyormuş gibi bir, yani orada fikrimizi beyan ediyoruz. Ve genel sonuç bu oluyor. Kim ilgiliyse bununla ilgili onu çağırmamız gerekiyor. Burada ilgili bir Hilmi Bey. Evet. Hilmi Bey gelip veyahut da o yetkililerini gönderip Ünye Limanı ile ilgili oradaki düşüncelerini bize aksetmesi lazım. Ki bunu bize birçok aksettirdi. Ünye Limanı büyütülecek dedi. İlk hamlesi atıldı. Ama bunun şu andaki oradaki büyük bir liman projesini şu durumda beklemek çok yanlış olur. O dünya bir pandemiyle uğraşırken, o yarının ne olacağı belli olmayan bir durumla uğraşırken, yani bizim tutup burada hemen bugün bunun temelini atalım dememiz çok yanlış olur arkadaşlar. Ama Ünye'deki bir limanın Ordu'ya istenmesi çok daha büyük yanlış olur. Az önceki anlattığım konulardan dolayı. İstimlağı var. Yani bunun o projesi var. En aşağı 2-3 yıllık proje. Ama bizimki bu pandemi atlatıldıktan sonra yani ülke ekonomisi iyice o düzene girdikten sonra hemen başlanabilecek bir projedir. Çünkü hazır. Ama Ordu Başkanımız bu konuyla ilgili yani o kendi fikirleri mi? O yoksa Ordu halkının fikri mi? Biz Ünye Limanı demiyoruz. Ordu Limanı diyoruz. Yani bunu Ordu'ya mal ediyoruz Ünye Limanı'nda. O ne Ordu Limanı diye ısrar ediyor. Ünye'de bu soru... programda zaten başkanımız Ünye Limanı olarak lanse etmişti orada. Yani bu Servet Başkan'ın dediğimiz gibi. Yani şahsi fikirleri, çok siyasileri veya başkanımızı bağlayan bir fikir değil. Bir söylem değil. Sayın Başkanım, Belediye Başkanımız özel röportajımızla diğer görüşmeler yaptı. Ünye Limanı'na ilgili özellikle düşüncelerini biz kabul görmüştük. Takdir ediyoruz zaten. İlgiler yapılması gerektiğini vurguluyordu. Özellikle Fas'ta bir sorun olmuştu. Dayanabiliyorsunuz. Fas limanının geçiyorlar kapatıp daha sonra kapatılması ile ilgili gündem olmuştu. O zaman açıkça net demiştik. Ünye'de bir tane liman Ünye'ye ve orada yetecek demiştik. Ama bunun üzerine... Kesinlikle yeterli. 76 kilometre. Sayın Ticaret Odası Başkanı'nın
böyle bir söylem yapılması. Servet Başkanımızın siyasi, değil, siyasi Servet Başkanımızın tamamen bireysel şahsi düşüncesi diyelim. Bence talihsiz bir açıklama. Çünkü o toplantı az önce başkanımız ifade ettiği gibi pandemiyle ilgili ne yapabiliriz'in toplantısıydı. Konu gereksiz taşındı. Biz de o konuya müdahale olmadık. Çünkü o sürtüşmeye girmemiz doğru olmazdı. Biz daha global, daha önemli konuları dile getirdik. İstersen onu daha sonra gündeme getiririz ama liman bizim orada konuşacağımız konu değildi. Gereksiz yere bir toplantı oldu diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir durum da var. Eğer şu andaki en değersiz ürün nedir? O dünyada çöptür. Çöp oradan Ünye'ye geliyorsa yani ithalat ve ihracat o yapılacak ürün de oradan Ünye'ye gelir. Veyahut da Ünye Limanı'ndan oraya gider. Yani o kadar çok ince hesap yapmasına gerek yok başkanım.